Sümbül anne, neredesin sen? Sabahtan beri seni sual ediyorum. Rüstem Paşa neden hala gelmedi? Sultanım, vallahi ben de kendilerini sual etmek için gitmiştim. Ne olmuş? Şimdiye çoktan gelmeliydi. Sultanım, paşamıza haince bir tuzak kurulduğu söylendi. Arabası Gekbuze mevkiinde ateşe verilmiş, öldüğünü söylüyorlar. Hünkâr. Hünkârım, başlayın. Söylenen ne doğru mu Rüstem Paşa? Henüz belli değil Hürrem. Lakin bir saldırıya uğradı aşikar. Kim yapar bu hainliği? Damarınız olmaya layık görülmüş bir paşanıza. Bu zulmü kim reva görür? Müsterih olun sultanım. Cezalarını misliyle çekecekler. Bundan şüphem yok, Lütfi Paşa. Gel. Senin saldırıya uğradığını söylediler. Doğrudur hünkârım. Allah rahmet eylesin. Mahiyetimdeki birçok insan yanarak can verdi. Birçoğu da kılıçtan geçirildi. Sen nasıl kurtuldun paşa? Allah'ın izniyle Vezir-i Azam Hazretleri, Yüce Rabbim bir kez daha yardımını esirgemedi. Saatin yerindedir inşallah. Yaran veren yok değil mi? Şükürler olsun hünkârım. Burnum bile kanamadı. Zira emniyet tedbiri olarak iki ayrı kafileyle yola çıktım. Eşkıyalar evvelden yolladığım kafilenin önünü kestiler. Arabanın içinde benim olduğumu zannediyordu hainler. Oysa ben teptil halde ayrı bir yoldan gitmiştim. İşte hünkârımıza layık bir damat böyle olur. Benim damadım. Her daim böyle tedbirli ve akıllı ol Rüstem Paşa. Ol ki hainler kendi kazdıkları kuyuya düşsünler. Bu Macaristan meselesi mühim paşa. Dikkatli olmak icap eder. Merak buyurmayın hünkârım. Bizzat takip ediyorum. Bugün Mihrimah'la konuştum. Sabahlara kadar çalışıyormuşsun. Fırsat buldukça sarayında kalıyorum sultanım. Malum sultanımız Loğsa. Yalnız bırakmaya gönlümü el vermiyor. Zinhar ihmal etmeyesin. Mihrimah'ın nasıl Hürrem? Afiyetlidir inşallah. Sek sek ziyaretine gidiyorum Süleyman. Bir haftaya toparlanır. Rüstem Paşa da gözü gibi bakıyor zaten. İyi bir devlet adamı olduğu gibi iyi bir eş ve iyi bir baba da olduğunu ispat etti. Teveccühünüz sultanım. Hünkârım bağışlayın, belki yeri değil ama bilmeniz icap eden bir husus daha var. Söyle. Manisa'dan Şehzade Mustafa Hazretlerinden bir haber ulaştı elime. Söylenenlere göre şehzademiz Yeniçeri'yi teftiş edip para dağıtmış. Nereden icap etmiş yine?
Sık sık ziyaret ediyorlardı zaten hünkârım. Bu son gittiklerinde Mihrimah Sultanımızı bahane göstermişler. Malum doğum yapınca. Bunda ne var paşa? Şehzademiz yeğeni için para dağıtamaz mı? Şehzademizin iyi niyetinden kimsenin şüphesi olmaz, haşa. Lakin bir şehzadenin böyle bir sebepten askere para dağıtması görülmüş şey değil sultanım. Mübalağa ediyorsun bence Yeniçeri ile arasını iyi tutması için. Her fırsatta gitmesi, alakadar olması lazım. Bağışlayın sultanım, fakat bu yakışık almaz. İlaveten vazife icabı hünkârımıza böyle bir hadiseyi bildirmeye mecburum. Hünkârım, müsaade buyurursanız sultanımız beni bekler. Çekilebilirsin. Süleyman bunun için canını sıkmaya değmez. Nihayetinde şehzademiz yeğeni için bir şey yapmak istemiş. Süt annesinden memnun musun? Karnını doyuruyor mu? Nihayet. Dün gece hiç ağlamadı. Hatun becerikli. Sütü de bol. Kendi evladı gibi bakıyor. Şükürler olsun. Validem, siz iyi misiniz? Bir hali sıkıntılı gördüm. Mustafa abin yine kafasına göre hareket edip babanın canını sıkıyor. Ne yapmış ki? Doğrusu takdir ediyorum onu. Hayli akıllı. Yeniçerilerin gözünü boyamak için her fırsatta para dağıtıyor. Ben Mustafa abimin böyle şeyler yapacağına ihtimal dahi vermem. Mişim, ona ne şüphe. Ancak Mahidevran'ı unutma. Her türlü fitne fesat mevcut. Aklını karıştırıyordur. Her gece kafama yastığa koyduğumda aklımda sadece bu var. Mirma, Allah korusun babana bir şey olursa ya da ona bir şey yapmak isterlerse halimiz nice olur. Divanda bir tek Rüstem var. Diğer paşaların hepsi Mustafa taraftarı. Validem, böyle şeylerle kendiniz manasız yere üzmeyin, ne olur. Nasıl üzmeyeyim Mirma? Böyle haberler geliyor ki bana huzur yok. Sultanım. Demek buradasınız. Ben de size haber yollayacaktım. Hayırdır inşallah. Ne diyorsun sen Rüstem? Bu nasıl olur? Hünkârımız kararı Lütfi Paşa'ya nasıl bırakır? Emir verirlerken oradaydım sultanım. Acele etmeden düşünmelerini tavsiye ettim. Lakin beyhude. Üç şehzadeniz birden saraydan ayrılacaklar. Hepsi bir gün gidecek zaten. Mani olmak mümkün değil. Mihrim, elbette. Ancak evlatlarımın akıbetini Şah Sultan ve Lütfi Paşa'nın elini terk edecek değilim. Rüstem Paşa, gel benimle. Derhal konuşup mani olacağım buna. Sultanım, bunu tavsiye etmem. Zira daha fazla mani olmamız mümkün değil. Ne olacak peki? Evlatlarım gitmesine müsaade mi edeceğim? O vakit kimse tutamaz beni burada. Onların istediği bu değil mi zaten? Buna fırsat mı vereceğiz? Macaristan karışık sultanım. Eli kulağında. Yakında sefer kararı çıkar. Bu vaziyetteyken sancak kararı çıksa da yollanacaklarını sanmam. İşimi talihe bırakmam ben. Mutlaka bir yol bulmamız lazım. Sultanım. Paşam, ben de Ayşe Sultanımızı emzirmek için gelmiştim. Gir içeri hatun. Bu meseleyi etraflıca düşüneceğim Rüstem, sen de düşün. Gözün Mehmet'in üzerinde olsun. Etrafında kimseyi istemiyorum. Ne Lütfi Paşa, ne Şah Sultan, kimse.
Sultanım, Rüstem Paşa'nın hakkı var. Şehzadelerimizi daha fazla tutamayız burada. Haklı olmanız bir işe yaramıyor Zümbü. Bana bir çözüm bulun. Mehmet. Validem. Aslan şehzadem benim. Ben de seni sual ediyordum şimdi. Zannediyorum haber almışsınızdır. Babam beni Amasya sancağına tayin edeceğini söyledi. Üstelik sadece ben değil, kardeşlerim de çıkacaklar sancağa. Ne hoş. Onlar nereye gidecek? Selim Konya'ya, Beyazıt da Kütahya sancağına validem. Ancak yaz aylarını bulur gitmemiz. Hayırlısı olsun şehzadem. Validem üzülmeyin. Siz de benimle birlikte geleceksiniz. Ya da belki kardeşlerimle gitmek istersiniz, bilmiyorum. Haberi az evvel aldım. Pek ihtimal vermiyordum. Lakin Şah Sultan istediğini aldı. Henüz tayin kararı verilmedi. Ayrıca verilse de mühim değil. O güne kadar köprünün altından çok sular akar. Geri dönüş olmaz Sultan. Hünkârımız bir karar vermiş olabilir. Lakin o karar aynen tatbik edilecek diye bir şey yok. Sanıyorum aklınızda bir şey var Sultanım. Var elbette. İki gündür bunu düşünüyorum. Madem Mehmet'in sancağı çıkmasına mani olamıyoruz, o halde bizim istediğimiz sancağa gitsin. Amasya diğer sancaklara nazaran daha mühim bir sancak sultanım. Yine en münasibi orası. Rüstem Amasya'ya değil, benim aslanım Manisa sancağına çıkacak. Taht sancağına. Şehzade Mustafa yıllardır orada. Nasıl olacak bu? Onu sen bulacaksın Rüstem. Ben senin istediğini yaptım. Seni Mihrimah'la evlendirdim. Şimdi sen de benim istediğimi yapacaksın. Ne yaparsan bilmem ama Mehmet Manisa'ya gidecek. Demek Şah Sultan ve Hatice Sultan geldi. Öyle mi? Nereden icap etmiş? Bizi görmeye gelmişler. Biraz sohbet ettik. Lakin fazla kalmadılar. Onların melek yüzlerine kanıp sırlarını aşikar etme Mihrimah. Kalbini açma. Babam neden gelmedi? Kardeşlerini sancağa göndermekle meşgul. Beni de oraya göndermek istiyorlar Mihrimah. Maksatları bu. Allah bilir orada başıma neler gelecek. 20 yıldır bunu başaramadılar validem. Bundan sonra yapamazlar, emin olun. İnşallah Mihrimah, inşallah. Gece oldu, ben gideyim. Validem, bu gece burada kalsanız olmaz mı? Yarın sabah saraya birlikte döneriz. Babamı çok özledim. Kardeşlerimi de görmek istiyorum. Mihrimah, ne oldu sana? Ben her fırsatta geliyorum zaten. Ben sadece yalnız kalmak istemiyorum. Mihrimah. Ay parçam benim, sen yalnız değilsin. Bu sarayda bir evladın var. Ve seni çok seven, üzerine titreyen bir kocan var. Biz de her daim yanındayız. Hı? Doğum, sonra uykusuz geceler. Zannediyorum biraz asabım bozuldu. Yoksa iyiyim ben. Neyse, der kızımı nereye götürdüler? Mihrimah kızım benim. Merak etme, hiç kimse ona zarar veremez. Evet, bulunacak. Evet. Destur! Kızımı kaçırdılar. Rüstem nerede? Hainlerin peşine düştü. İnşallah bulup getirecek. İçeriden biri yardım etti belli ki. Hünkârım. Gülbahar Kalfa, Hümaşah Sultan'ın odasında bunu bulmuş. Nedir bu?
Söylediğine göre Nigar Hatun'unmuş bu. Beşiğin altında bulmuş. Ona ait olduğundan emin misin? Hünkârım. Emin misin bunun Nigar'a ait olduğundan? Eminim hünkârım. Diyarbakır'dayken almıştı. Çok beğenince sual etmiştim. Bir gün kızıma kavuşursam ona vereceğim diyordu. Nasıl olur? Nigar burada değil. Kaç yıl oldu kayıp. Kimse bilmiyor nerede olduğunu. Validem kesin o yapmıştır. Üstten ondan boşandı diye ona düşme. Belli ki fırsat kopmuş. Tamam sen evladım. Şşt. Vali Bey. Derhal askerleri topla ve harmanlara katılsın. Torunumu da sağ salim buraya getirmeden dönme. O Nigar denen hainin de kellesini istiyorum. Emredersiniz hünkârım. Sultanım torunum nerede? Ne diyorsun sen Hürrem? Neden bahsediyorsun? Hiçbir şey anlamadım. Nigar'ı kızımın sarayına siz soktunuz. Torunumu kaçırmasını siz istediniz. Ağzından çıkanı kulağın duysun. Sen beni neyle itham ediyorsun? Dün Hatice Sultan'la birlikte Mişim'i ziyaret etmişsiniz. Ne var bunda? Senden müsaade mi isteyecektik? Ne hikmetse sultanım. Akabinde bu hadise meydana geldi. Onu saraya siz soktunuz. Zaten başka türlü girmesi mümkün değil. Sultanım. Şimdi söyleyin bana nerede o? Sultanım, siz neler diyorsunuz böyle? Lütfi Paşa. Yakında bir çok kelle gidecek. Ve emin olun o kellelerden biri de size ait olabilir. Yeter artık Hürrem. Daha fazla konuşma. Aksi halde bu laflarının bedelini çok ağır ödersin. Asıl bedeli siz ödeyeceksiniz sultanım. Sultan Süleyman'ın torununu kaçırmak büyük suçtur. Haddini bil Hürrem. Sen kimsin de bizi itham edip sorgu sual ediyorsun? Ağlar! Hünkârımız emir verdiler. Nigar her yerde aranıyor. Ve hiç şüpheniz olmasın ki yakalanacak. Ona bu emri kimin verdiğini söyletene kadar lime lime edecekler etini. Demek konuşacak. İşte o vakit herkesin canı yanacak. Herkesin. Herkesin. Mirşim'a henüz bir haber yok. Korkma, hiçbir yere kaçamaz. Bulup getirecekler. Validem bu emri kim verdi? Hatice Sultan mı, Şah Sultan mı, kim? Sen şimdi bunları düşünme. Hünkârımız icabine neyse yapacak. Hı? Gülfem Hatun, git onlara söyle. Eğer evladımın kılına dahi zarar gelirse dünyayı onların başına yıkarım. Tamam Mirşim'a, tamam. Validem o daha çok küçük. Ağlıyordur, o karnıncıkmıştır. Benden uzakta olun. Ben size bakarım. Sultanım. Hemen yatağıma gel. Durma öyle Sümbüla. Hemen hekim kadını çağır. Başka kim olabilir ki Sümbül? Belli ki Şah Sultan'ın işi bu. O Nigar'ı saraya soktu. Ben hiç zannetmem sultanım. Eğer öyle olsa Nigar denen o mel'une önce size sonra Rüstem Paşa'mıza zarar verirdi. İş nasıl ortaya çıkacak? Sultanım. Mercan'a, Nigar nerede? Nereye sakladınız onu? Haşa sultanım. Ben hanedanımıza sadık bir hizmetkarım. Bir haini nasıl saklarım? Senin kime hizmet ettiğini gayet iyi biliyorum Mercan'a. Ya şimdi bütün bildiklerini anlatırsın.
ya da dahil olan herkesle birlikte senin de kelen gider. Bağışlayın sultanım. Benim bu hadiseyle bir alakam yok. Olamaz. Hünkâr. Mihrimah nasıl? İyi değil hünkâr. Hekimliğe ilaç verdi. Uyuyor şimdi. Geçmiş olsun Hürrem. İnşallah Hümaşa bir an önce gelir de Mihrimah sağlığına kavuşur. Amin sultanım, amin. Rabbimiz sultanımızı bize bağışladı. Rüstem. Derhal sultanlarımızı al ve sarayına götür. Bir daha da zinhar gözünü üzerlerinden ayırma. Emredersin hünkârım. Can evladına aitse ziyadesiyle tatlıdır. Allah hiç kimseye evlat hasreti acısı göstermesin. Süleyman abi. Nihayet Nigar'la aynı buldum. Lakin konuşmadan övmesi kötü oldu. Zira ona bu emri kimlerin verdiğini asla öğrenemeyeceğiz. Vaziyet ortada Hürrem. Hatun belli ki kendince intikam almak istemiş. Rüstem'in söylediğini duymadın mı Süleyman? Nigar aslında beni ve Rüstem'i öldürmek için saraya girmiş. Gerçi Hatun'un konuşmasına lüzum yok. Yıllardır bana düşmanlık edenler belli. Zannediyorum bu hadisenin de arkasında onlar var.